Sevgili gençler merhabalar. LGS 24 adım İnkılap Tarihi kitabımızın 8. adımında 2. videodayız. Evet bu videoda adım tarama testlerini çözmeye başlayacağız. Bizi iki tane adım tarama testi bekliyor. Evet ne yapalım hemen birinci soruya şöyle uzanalım. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen İstanbul hükümeti görevini yerine getirmesinde yardımcı olması için Yukarıdaki komutanlardan hangilerine bağlı orduları onun emrine vermiştir diyor. Evet, öncelikle onun emrine dediği için şurayı bir açıklayalım. Mustafa Kemal'in görevi 9. Ordu Müfettişliği görevi idi. Evet, Mustafa Kemal'in emrine verilen ordulardan biri Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir. Bir diğeri de kim Konya'da bulunan Cemal Paşa o halde sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacak. Peki İsmet İnönü ile Fevzi Çakmak daha henüz o yıllarda Anadolu'daki milli harekete katılmış komutanlar değiller. Biz iki komutanı da 1921 yılı itibariyle milli mücadelede görmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı olacak. Evet geliyoruz ikinci sorumuza. İngiliz imayesi Amerikan mandası bölgesel kurtuluş çarelerine karşı Mustafa Kemal kararını Nutuk adlı eserinde şöyle anlatmıştı. Efendiler ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü. Temelsizdi. Gerçekte Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı vatan yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı devleti, onun istiklali, padişah, halife, hükümet bunların hepsi ortamı kalmamış bir takım boş sözlerden ibaretti. Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığım karar bu olmuştu." diyor Mustafa Kemal. Evet, verilen bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor sorumuz. Mustafa Kemal yeni bir Türk devleti kurmayı Samsun'da düşünmüştür diyor. Evet. Ben bu cümleyi verilen bilgiden çıkartamam arkadaşlarım. Neden? Çünkü bakın ne diyor? Mustafa Kemal yeni bir Türk devleti kurmayı İstanbul'dan çıkmadan önce düşünmüştük diyor. Evet yani daha Samsun'a gelmeden önce. Peki Samsun'da ne oldu? Samsun'da bu fikri hissediyor. Bakın uygulamaya başladım diyor Mustafa Kemal. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü yeni bir Türk devletinin kurulması fikri Samsun'dan önce Mustafa Kemal tarafından düşünülmüş. Evet Mustafa Kemal herhangi bir devletin egemenliği altına girmektense kurtuluş çarelerine bakmıştır. Çok doğru yani mandaya ve himayeye karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal bağımsız Türk devletini kurmaya karar verdiğinde Osmanlı toprakları parçalanmıştı. Evet Mustafa Kemal bakın bunu burada ne yapıyor vurguluyor. Ve yeni kurulacak olan devlet milli hakimiyetine dayandırılmak istenmiştir diyor. Kesinlikle doğru. Bakın ne diyor? O da milli hakimiyete dayanan yeni bir Türk devleti kurmaktı diyor. Evet B, C ve D seçeneklerine biz parçadan ulaşabiliyoruz. Gelelim 3. sorumuza. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak Karadeniz'deki Ermeni ve Rum çeteleri ile Türkler arasında çıkan çatışmaları engellemek, Mondros Ateşkesi'ne uymayan ve silahlarını bırakmayan birlikleri dağıtmak, halkı sakinleştirmek için görevlendirmiştir. Fakat Mustafa Kemal Samsun'daki izlenimlerini bildirmek amacıyla İstanbul hükümetine gönderdiği raporda ise şunları belirtmiştir. Karadeniz'deki karışıklığın sebebi Rumlardır. Halkın yabancı müdahalesine tahammülü yoktur. İzmir'in işgalini halk kabul etmemiştir. Türk milleti bağımsızlık ülküsü etrafında birleşmiştir. Diyor Samsun raporunda Mustafa Kemal. Yukarıdaki paragrafa göre yorumlarından hangilerinin yapılması doğrudur? İstanbul hükümetiyle Mustafa Kemal görüş ayrılığına düşmüştür. Çok doğru. Çünkü Mustafa Kemal kendisine verilen bakın görevlerin dışında hareket etmiştir. Bunu da Samsun raporunda yer alan maddeler ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal çıkan karışıklıklarda Türk milletini suçsuz bulmuştur. Çok doğru. Evet işte bakın karışıklığın sebebinin Rumlar olduğunu söylüyor Mustafa Kemal. İstanbul hükümeti halkın direnişe geçmesini desteklemiştir diyor. Yukarıdaki metinde hükümetin halkın direnişini desteklediği ile ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. O halde cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olacaktır. Evet gelelim dördüncü sorumuza. Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmeli. Gösterilerde düzen korunmalı ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamalı. Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı hükümetine uyarı telgrafları çekilmeli. Sosyal bilgiler öğretmeni sınıf tahtasına Havza Genelgesi'nin bazı maddelerini yazarak öğrencilerinden bu maddeleri analiz etmesini istemiştir. Öğrenciler ise şu analizlerde bulunmuştur. Buna göre yanlış analizde bulunan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Hemen öğrencilerin analizlerini bir okuyalım. Uluslararası alanda kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Doğru. İşte bakın büyük devletlerin temsilcilerine uyarı telgrafları çekilmeli diyor Mustafa Kemal. Halk bilinçlendirilerek milli bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır diyor. Evet. İşte bakın mitingler, işgallerin protestosu bu halkın bilinçlendirilmek istendiğinin kanıtıdır. Mücadele halka mal edilmeye çalışılmıştır. Yüzde yüz doğrudur. Çünkü mitingleri düzenleyecek olan ve protesto eylemlerini yapacak olan kimdir? Halktır. Evet, azınlıklar ülkeden çıkarılarak varlıklarının son verilmesi amaçlanmıştır. Hayır. Emre'nin analizi yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde azınlıkların ülkeden çıkarılması şeklinde bir bilgi vermiyor. Sadece yapılacak olan gösterilerde azınlıklarla bir kargaşa yaşanmaması konusunda Türk halkını ne yapıyor? Uyarıyor. Evet geçiyoruz 5 nolu sorumuz. Erzurum Kongresi bölgesel sorunlar için toplanmış olmasına rağmen kongrede bütün yurdu ilgilendiren kararlar alındı. Kongre kararları tüm yurda İstanbul'daki işgal kuvvetlerine ve yabancı devlet temsilciliklerine gönderildi. Kongre bir milli meclis gibi çalıştı. Kongre'de millet iradesine vurgu yapıldı ve millet adına kararlar alındı. Alınan kararların hayata geçirilebilmesi için temsil heyeti adıyla bir kurul oluşturuldu. Heyetin başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Milli mücadelenin ilk yönetim kurulu olan temsil heyeti vazifesini yerine getirmeyen Osmanlı hükümetinin yerine bir hükümet gibi çalışmaya başladı. Yukarıdaki paragraf incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor? sorumuz. Bakalım şıklarımıza. Alınan kararlar millet iradesine dayandırılmak istenmiştir. İşte bakın kongrede millet iradesine vurgu yapıldığı cümlesi var. Doğruyu koyduk. Milli mücadelenin yürütülmesi için bir lider seçilmiştir diyor. Evet, oluşturulan temsil heyetinin başkanına Mustafa Kemal seçildi böylece lider belli oldu. Alınan kararlardan herkes haberdar olsun istenmiştir diyor. Evet, alınan kararlardan herkes haberdar olsun istenmiştir. Çok doğru. Çünkü bakın Kongre'nin kararları hem yurda hem İstanbul'daki işgal kuvvetlerine hem de yabancı devlet temsilciliklerine gönderildi. Geliyoruz D seçeneğine. Osmanlı hükümeti ortadan kaldırıldı. Hayır verilen bilgide Osmanlı hükümetinin ortadan kaldırıldığına ilişkin bir yorum yapılamaz. Evet, geliyoruz 6. Tablodaki olaylardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir diyor. Evet, gelişme ve açıklama. Beraber bakalım. Erzurum Kongresi. Bölgesel amaçla toplanmış ulusal kararlar alınmıştır. Doğru. Amasya görüşmeleri milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir. Yanlış. Evet, milli mücadelenin amacının, gerekçesinin ve yönteminin belirlendiği gelişme Amasya görüşmeleri değil, Amasya Genelgesi olacaktır. Evet, geldik 3'e. Havza bildirisi milli bilinci uyandırmak için atılan ilk adımdır. Doğru. Sivas Kongresi tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında tek çatı altında toplanmıştır. Doğru. Evet verilen bilgilerden ikinci maddemiz yanlış verilmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Evet geliyoruz 7. Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duyduğumu tarif edemem. Nazırlıktan çıkarken heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. Mustafa Kemal'in duyduğu bu sevinç ve coşkunun aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir diyor. Gençler, paragraf biraz böyle kapalı ama içerisinde ben okurken iki bakın noktaya böyle ne yaptım takıldım. Bunlardan birincisi. Diyor ki bakın, nazırlıktan çıkarken nazırlık bugünkü anlamıyla bakanlık demek. Peki ülkedeki bakanlıklar Osmanlı devletinin başkenti olan İstanbul'da bulunuyor. Evet muhtemelen burada Mustafa Kemal'in bahsettiği bu nazırlık da Harbiye Nazırlığı. Yani Savaş Bakanlığı. Ve ikincisi ise bakın şurada diyor ki önümde geniş bir alem. Evet ben bu mecaz ifade eden Anadolu'yu çıkartıyorum. Çünkü Mustafa Kemal Dünya Savaşı bittikten sonra 6 ay kadar İstanbul'da kalmış ve Anadolu'ya geçmenin fırsatlarını kollamıştı. İşte bakın, kendisinin ayağına gelen bu fırsatı Mustafa Kemal bu güzel cümlelerle ne yapmış? Ortaya koymuş. Evet, o halde 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'da görevlendirilmesini Mustafa Kemal bu ifadelerle ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Böylece Anadolu'ya geçme fırsatı gerçekleşiyor. Evet, Erzurum Kongresi öncesinde görevinden vaskerlikten istifa etmesi, bunun paragrafla alakası yok. Temsil ile birlikte Ankara'ya gelmesi, paragrafta bir alakası yok. Sivas Kongresi'nden sonra İrade-i Milliye Gazetesi'nin yayınlanması, bunun da paragrafla bir alakası yok. Evet, geldik 8. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasından sonra İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i bir kez daha İstanbul'a çağırmış. O da gelemem deyince 8-9 Temmuz gecesi hükümet tarafından görevden alınmıştır. Bunun üzerine ise Mustafa Kemal aynı gece padişaha şu telgrafı çekmiştir. Bakalım ne diyor Mustafa Kemal padişaha gönderdiği telgrafta. Durum tarafından ordulara ve millete duyuruldu. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak yalnız milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudretinden ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik. Evet yani Mustafa Kemal şunu diyor. Milli mücadeleyi artık bir sivil önder olarak yürüteceğim. Bu süreçte artık üniformam olmayacak. Resmi bir görevim de bulunmayacak diyor Mustafa Kemal telgrafında. Peki bu bilgiler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Mustafa Kemal yoluna devam edecek gücü milletin sevgisinden almıştır doğru. Mustafa Kemal'in bütün sıfat ve yetkilerini kaybetmesine rağmen yoluna devam etmesi mücadelesindeki kararlılığını ortaya koymuştur. Kesinlikle doğru. Mustafa Kemal'in görevden ayrılmasını millet istemiştir diyor. Hayır. Böyle bir kararı alan millet değil İstanbul'daki Osmanlı yönetimidir. Dolayısıyla cevabımız ulaşılamaz dediği için C şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal vatanın kurtarılmasını vicdani bir görev olarak görmüştür. Kesinlikle doğru bu şıkkımız da. Evet gençler, geçiyoruz. Adın tarama testi 2'yi çözmeye. Birinci sorumuzdayız. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Doğu illerinden ve Trabzon'dan gelen delegelerin katılımıyla toplanmıştır. Kongre başkanlığına seçilen Mustafa Kemal yaptığı açılış konuşmasında ülkenin genel durumu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bunu nutukta. Kongre üyelerini aydınlatmak için yaptığım konuşmada tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini, bu itibarla vatanımızın, milletimizin aleyhinde verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olduğunu söyledim. Ve milletin mukadderatına yani geleceğine hakim bir milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini söyledim. Milli iradeye dayanan bir millet meclisinin meydana getirilmesini, ve gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim. Sözleriyle dile getirmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in düşüncelerinden hangilerine sahip olduğu savunulabilir. Mustafa Kemal milli iradeyi ülkeye hakim kılmayı amaçlamıştır. Bunu bakın Paragrafın pek çok yerinde ne yapıyor? Vurguluyor milli irade kavramıyla. Vatan ve millet aleyhine verilen kararların uzun ömürlü olmayacağı düşüncesindedir. Kesinlikle bu görüşe de sahiptir Mustafa Kemal. Vatanın geleceğine Anadolu'nun sahip çıkacağı. Evet. Mustafa Kemal bakın bunu ne yapıyor? Verilen bilgide belirtiyor. Milli iradenin ancak Anadolu'dan doğabileceğini belirttim diyor. O halde sorumuzun cevabı 1 2 ve 3 yani D şıkkı. Evet geçiyoruz 2 no'lu sorumuza. Hamsi Genelgesi'nde Anadolu'nun her yanında işgallerin protesto mitingleriyle kınanmasını isteyen Mustafa Kemal bu mitinglerde karışıklıklar çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerin hangisinden çekindiği söylenebilir. Evet sizlere bu adım testinde de hatırlatıyorum. Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi diyordu ki Osmanlı ülkesinde bir karışıklık yaşanırsa bu karışıklık yapılacak olan işgallere yasal dayanak olacaktır. O halde Mustafa Kemal'in Havza Genelgesi'nde Türk halkına uyarılarda bulunmasının tek bir endişeden kaynaklandığını görüyoruz. O da daha fazla işgalin olması. Evet bu bir endişe. Evet o halde bakalım. Sevr Antlaşması'nın hükümlerinin uygulanmasından diyor. Sevr Antlaşması henüz imzalanmadı. Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesinin yaşama geçirilmesinden yani yapılacak olan yeni işgallerden endişe duyuyor Mustafa Kemal. Cevap B şıkkı olacak azınlık faaliyetlerinin milli mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğinden zaten etkiliyor. Osmanlı hükümetinin mitingleri engelleyebileceğinden zaten Osmanlı hükümeti belli bir müddet sonra mitingleri ne yapıyor? Yasaklama kararı alıyor. Evet, cevabımız B seçeneği olacak. Gelelim 3'e. Erzurum Kongresi kararlarını vermiş. Bakalım kararlar nelermiş. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengimizi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacaktır. Manda ve himaye kabul olunmayacaktır. Bu kararları bakın Aleyna, Sümeyye, Samet ve Enes yorumlamış. Yukarıdaki bilgiler incelendiğinde karar yorum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet bakalım. Aleyne kaçı yorumlamış. Vatanın bağımsızlığı ilkesi vurgulanmıştır. Evet, vatanın bağımsızlığı ilkesi vurgulanmıştır. Manda ve himaye kabul edilemez diyor. Evet. Doğru. Manda başka bir devletin yönetimi altına girmektir. Yani bağımsızlığa aykırıdır. Sümeyye'ye bakıyoruz. Vatanın bütünlüğü ilkesine vurgu yapılmıştır. Bir, evet milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Vatanın bütünlüğüne Sümeyye gayet iyi bir vurgu yapmış. Samet'e bakıyoruz. Evet Samet 2 demiş. İlk defa yeni bir hükümet kurma fikri ortaya atılmıştır. 2'ye gidiyoruz. İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır denilerek yeni bir hükümet kurma fikri ortaya atılmıştır. O halde Samet'in yaptığı yorum da doğru. Enes'e bakıyoruz. Enes 3 demiş. Ulusal egemenlik ilkesine vurgu yapılmıştır. Evet. Okuyoruz 3'ü. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir diyor. Burada ulusal egemenlik ilkesine yönelik herhangi bir vurgu yok. Ulusal egemenlik ilkesine vurgu yapılacak olan kavramlar nelerdi? Oy, temsil, meclis ve milli irade. Bu kavramları gördüğümüzde ulusal egemenliğe vurgu yapıldığını alabiliriz. Fakat üçüncü verilen bakın kararda böyle bir vurgu söz konusu değil. Evet yanlıştır dediği için cevabımız NS olacak yani D şıkkı. Evet geçiyoruz dördüncü sorumuza. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin imzası ve onayı olan kişilerin fotoğrafları verilmiştir. Ayet Ali Fuat Paşa bu genelgeyi Mustafa Kemal ile birlikte imzaladı. Rauf Bey imzaladı. Refet Bey imzaladı. Kazım Karabekir o sırada Erzurum'da olduğu için telgrafla onay verdi. Mustafa Kemal'in genelgede bu kişilerin imza ve onayının olmasını istemesinde amaçlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Evet Mustafa Kemal milli mücadeleyi kişisel bir eylem olmaktan çıkartmak istiyor. Bu komutanların da bu genelgeye desteğini alıyor mücadeleye katılımı arttırmayı amaçlıyor çünkü bu komutanlar halkın güvenini kazanan kişiler orduyu siyasete dahil etmek. Hayır. Mustafa Kemal hayatının hiçbir döneminde orduyu siyasete dahil etmeyi amaçlamamış. Aksine ordu mensuplarının siyasetle uğraşmamaları gerektiğini düşünmüştür. O halde üçüncü öncülü eledik. Cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Geliyoruz 5. sorumuza. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesine göre itilaflar güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir bölgeyi işgal edebilecektir. Havza Genelgesi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi yukarıdaki maddenin işlerlik kazanmasını önlemek için alınmıştır? Evet. Bu kararın işlerlik kazanabilmesi için bir güvenlik sıkıntısı yaşanması lazım. Doğru mu? O halde güvenlik bozulmadığı müddetçe yeni işgaller olmayacak. Yani bu madde hayata geçirilmeyecek. E, güvenliği de bozacak olan şey nedir? Karışıklıktır, kargaşadır. O halde Türk milleti olası bir karışıklık ya da kargaşaya mahal vermezse bu maddenin işyerlik kazanması mümkün değildir. Bakalım. Mitingler düzenleyerek işgaller protesto edilmelidir. Geçtik. İstanbul Hükümeti ve Büyük Devlet Temsilcilikleri'ne uyarı telgrafları çekilmelidir. Geçtik. Yapılacak mitinglerde azınlıklara kötü davranılmamalı ve zarar verilmemelidir. Çünkü olası bir kötü muamele neye ulaşabilir? Karışıklığa ve kargaşaya ulaşabilir. Bu durum Mondros'un 7. maddesine de işlerlik kazandırabilir. Demek ki Mustafa Kemal burada bakın Havza genelgesinin bu maddesiyle Türk halkına ne yapıyor? Bir uyarı yapıyor. Evet, cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 6. sorumuza. Evet, manda ve himaye ilk kez gündeme geldi ve reddedildi. Manda ve himayenin ilk kez gündeme gelip ilk kez reddedildiği yer Erzurum Kongresi'ydi. Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği yer ise Sivas Kongresi'ydi. Evet, sorumuz ne diyor? Milli mücadele döneminde manda ve himaye ile ilgili alınan bu kararlar aşağıdakilerden hangilerine gerçekleşmiştir diyor. O halde 1'e Erzurum, 2'ye de Sivas yazacağız. Evet Amasya gitti, Amasya gitti, Havza gitti. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Bakın de Erzurum, 2'de de ne var? Sivas var. Evet geliyoruz 7. sorumuz. Amasya Genelgesi'nin vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milleti yok olmuş gibi göstermektedir. Evet, genelgede yer alan bu madde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesidir. Evet, burada bakın bir soru işareti var. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yöntemi ile yönetim şeklinin değişeceği belirtilmiştir diyor. O halde... Bize Amasya Genelgesi'nin hangi maddesi olduğunu ne yapıyor bu soru soruyor. Evet bakalım ve hatırlayalım. Amasya Genelgesi'nde Osmanlı yönetiminin değişeceğini ortaya koyan, milli mücadelenin amacını ve yöntemini belirleyen madde neydi? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi idi. Evet, bu madde nerede var? C şıkkında var. Eğer biz C şıkkındaki ifadeyi alır soru işaretiyle belirtilen yere koyarsak bu maddenin yorumuna da okun altında ne yapıyoruz? Doğru bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Evet yedinci sorumuzun cevabı C seçeneği. Geldik sekiz. Sivas Kongresi. Bakalım oklar ne diyor? Bir. Erzurum Kongresi kararları tekrar görüşülerek onaylandı. Böylece bölgesel kararlara millilik vasfı kazandırıldı. Çok güzel. İki. Temsiliyetine yeni üyeler eklendi. Evet temsiliyetinin Erzurum'daki üye sayısı 9'du. Sivas'taki üye sayısı ise 15 oldu ve heyetin yetkileri tüm yurdu kapsar hale getirildi. Güzel. 3 manda ve himaye fikri tekrar tartışılsa da kesin olarak reddedildi ve 4 Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaı Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirildi. Çok güzel. Evet tablodaki bu bilgilere dayanarak hangilerine ulaşılabilir? Ulusal kararlar alındı mı? Alındı. Bunu biz işaretlediğimiz bakın burada birinci maddeden görüyoruz. Doğru. Tam bağımsızlık amaçlandı mı? Evet. Manda ve himayet edildi. Bu tam bağımsızlığın amaçlandığının kanıtıdır. Temsiliyeti ulusal oldu. Evet bakın ne diyor? Tüm yurdu kapsar hale getirildi diyor. Doğru. Ulusal güçler birleştirilip tek elde toplandı. Evet. Yurttaki bütün cemiyetler Bakın Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirildi. O halde bu cemiyetlerin tek elde toplandığının kanıtı toplanış amacı bakımından bölgesel. Evet. Bu hem yanlış hem de bize verilen bilgilerde yer almaz. Beşi elediğimizde doğru cevabımızın bir 2 3 ve 4. Yani A şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet, adım tarama testimizin 9. sorusuna geldik. Bakalım ne diyor soru? Mütareke yıllarında İstanbul'dan ayrılacak herkes için İngilizlerden vize alma zorunluluğu getirilmişti. Evet. Samsun'a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal Karargahında görev alacaklar da vize başvurusunu yapmıştır. Pasaport görevlisi Bernard anılarında şöyle yazıyor: Bir Türk Kurmay subayı odama geldi ve Mustafa Kemal Paşa arkadaşları için vize istedi. Listeye baktığımda 35 faal kurmay general ve albayı fark ettim. Vize vermek istemedim. İngiltere Karargahında görevli kurmay subaya listenin bende barışa değil daha çok savaş yapacak bir heyet izlenimi bıraktığını söyledim. İngiltere Yüksek Komiserliğine sunuldu. Yaklaşık bir saat sonra vize vermem için talimat aldığımda bana Mustafa Kemal Paşa'nın padişahın tam güvenine sahip olduğu söylendi diyor. Bakın bu bilgiyi bize veren evet kişi. Evet, verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Pasaport görevlisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına niçin vize vermek istememiştir? Vardır. Çünkü bakın ne diyor? Listeye baktığımda bu kişilerin sanki değil mi? Savaş yapacak bir heyet izlenimi taşıdığını düşündüm diyor. Mustafa Kemal Samsun'a hangi amaçla görevlendirilmiştir diyor? Evet, Mustafa Kemal Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirildi ancak onun burada hangi amaçla görevlendirildiği belirtilmemiş. Mustafa Kemal'e vize verilmesi talimatının gerekçesi nedir? Evet, padişahın tam güvenini kazanması. Mustafa Kemal Samsun'a hangi görevle gönderilmiştir? Evet bakıyoruz. 9. Ordu müfettişi Evet. Mustafa Kemal'in Samsun'a hangi amaçlarla gönderildiğine yukarıdaki verilen bilgide değinilmemiştir. Cevabımız B şıkkı olacak. Evet, geçiyoruz. Adım tarama testi 2'nin 10. sorusuna. Evet bakın bir gazete manşeti ne diyor? Anadolu'da milli hükümet kurulacak. Evet, Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisine dayanılarak gazetede böyle bir haber yapılmıştır? Evet, milli hükümet dediğine göre burada biz milleti temsil eden bir hükümet aramalıyız. Peki milleti temsil eden hükümet varsa orada ne vardır? Milletin iradesi vardır. Evet bakalım genelgenin maddelerini. Milletin istiklali yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte. Milletin kararı demek milletin iradesi. Yani ulusun egemenliği demektir. Bu da bizi milli hükümet kurulacaktır başlığına götürmektedir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. B'de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığından bahsedilmiş, C'de askeri ve milli örgütlerden, D'de ise İstanbul Hükümeti'nin üzerine aldığı görevi yerine getirememekten. Bu vurgular bizi yukarıdaki gazete haberine götüremiyor. Evet geldik 11. sorumuz. Amasya Genelgesi'nin bazı maddeleri verilmiş. Bakalım ne diyor? Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin haklarını duyuracak bir kurulum varlığı gereklidir. Evet aşağıdakilerin hangisinde genelgenin maddeleri ve yorumları doğru eşleştirilmiştir diyor. Evet sevgili gençler şurası da yorum kısımları 1, 2, 3. Şimdi eşleştirmemizi yapalım. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir denilerek milli mücadelenin gerekçesi ortaya konmuştur. O halde bir, üçe bizi ne yapıyor götürüyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilerek milli mücadelenin amacı belirtilmiş ve ulus egemenliğine dayalı bir devletin kurulacağının sinyali ortaya konmuştur. O halde bu da bizi ikinci yoruma götürüyor. Geldik 3. Milletin haklarını duyuracak bir kurulun varlığı gereklidir. Bu da bizi temsiliyetine götürüyor. O halde üçüncü maddenin yorumu da bir. Bakıyoruz. Bir de 3 olmayanları eledik. 2'de 2 olmayanları eledik. 3'te de 1 olmayanları eledik. Dolayısıyla cevabımız 1 3 2 2 3 1 şeklinde yani bizim burada belirttiğimiz şeklinde olacaktır. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Evet, 12. sorumuza geldik. Sivas Kongresi'nden sonra 27 Eylül 1919'da Damat Ferit Hükümeti ile Temsilciler Kurulu 8 buçuk saat süren bir telgraf görüşmesi yapmışlardır. Bu görüşmede Temsilciler Kurulu'nun Mustafa Kemal, Damat Ferit Hükümeti'ni ise tüm General Abdülkerim Paşa temsil etmiştir. Bu görüşmede Mustafa Kemal, Damat Ferit Hükümeti'nin iş başından uzaklaştırılmasını talep etmiş... Ancak bu görüşme sonrasında bir uzlaşma sağlanamamıştır. Hükümet temsilcisi burada her türlü sorunun çözüm katının padişahlık makamı olduğunu belirtmiştir. Bu görüşmeden 3 gün sonra Sivas Kongresi'nin toplanmasını engelleyemeyen Damat Ferit ise istifa etmiştir. Evet, yukarıdaki gelişmenin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Sevgili gençler, Sivas kongresini engellemeye çalışan ama bunu başaramayan Damat Ferit'in kongrenin ardından istifa etmesi temsil heyetinin başarısını ortaya koymaktadır. O halde bakalım temsil heyetinin başarısı vurgusu hangi şıkta yapılmış? Evet, A şıkkında böyle bir vurgu yok. B şıkkında da böyle bir vurgu yok. C şıkkında da böyle bir vurgu yok. İşte temsiliyetinin siyasi bir başarı kazandığı vurgusu nerede? D şıkkında. O halde doğru cevabımız D olacak. Evet geliyoruz 13. sorumuz. Türk halkının işgallere tahammülü yoktur. İç karışıklıklar Rum ve Ermeni çetelerinden kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetine yolladığı Samsun raporunda yer alan bu izlenimleri değerlendirildiğinde hangisi söylenemez? Türk halkında bağımsızlık düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bunu işgallere tahammülü yoktur cümlesinden anlıyoruz. Azınlık faaliyetleri iç çatışmalara sebep olmaktadır. Evet, işte bakın Rumların ve Ermenilerin yaptığı faaliyetler iç karışıklıklara sebep olmakta. Türk halkı ulusal egemenlikten yana hareket etmektedir. Evet, Samsun raporunda ulus egemenliğini ilgili bir vurgu yer almamıştır. Geçiyoruz D'ye. Türk halkı ulusal bağımsızlıktan yana hareket etmektedir. Evet, işgallere tahammülünün olmadığını ortaya koyması bağımsızlıktan yana olduğunun en büyük kanıtıdır. O halde soru bize söylenemezi sorduğuna göre cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler kitabımızın 8 adımını da böylece tamamlamış bulunmaktayız. 9. adım videolarımızda görüşmek üzere. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.